Selamünaleyküm arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Şöyle ilk önce biraz poz verelim. 115 kilo, 1.85 boy ve daha formuma var arkadaşlar. Göstermek istedim. Merak eden arkadaşlara Türker Fırat kimdir? Çünkü beni epey bir yıllarca şey izlediniz. Kıyafetlerle izlediniz. Bu adam ne konuşuyor falan filan demişsinizdir. Şimdi arkadaşlar, saygılar, sevgiler. Steroidler ile peptidleri, büyüme hormonlarını çoğu arkadaşımız karıştırıyor. Peptitten steroid tepkisi alacağını bekleyenler, arkadaşların hataları var. Çok yanlış biliyorsunuz. Arkadaşlar, mesela bir iş yerindesiniz, arabaya ihtiyacınız var. İşte diyelim 4 kişi, 5 kişi taşımanız gerekiyor. Size diyorlar gidin bir araba alın. Ama sen gidiyorsun, motosiklet alıyorsun. Motosiklet de sizi taşıyabilir arkadaşlar. Sorun yok. Ama arabanın yerini tutamaz. Asla tutamaz. O yüzden arkadaşlar, hani peptit alıp da steroid etkisi beklemek tamamen bir cehalettir. İşi bilmediğinizin anlamına gelir. Bakın arkadaşlar, steroidler testosteron türevi diyoruz. Bakın arkadaşlar, testosterondan üretilmiş ilaçlardır. Hani steroidler testosteron türevidir. İşte ne yapılmış? Testosteronun esteri uzatılmış, esteri kısaltılmış, işte içinde bazı şeyleri farklılaştırmış, bazı şeyleri farklılaştırmış vesaire vesaire vesaire. Ortaya belli steroidler çıkmıştır. İşte tren de bunun içinde, örnek veriyorum. Boldenon da bunun içinde, testosteron, enantat da bunun içinde, sipionat da içinde, primabolon da içinde. Hepsi testosteron türevidir. Biz sporcuları, biz erkekleri, biz bodybuilderleri, kadınlar da dahil, kas geliştirmede, vücut geliştirmede arkadaşlar, testosteronsuz kütle koyamayız. Şunu göstereyim şöyle. Yani şu kütleyi testosteronsuz yapamayız arkadaşlar. O yüzden bizim dışarıdan testosteron alma, içeride yetmeyeceğiz, dışarıdan almamız gerekiyor. Bu steroidler de arkadaşlar, testosteron türevi olduğu için bizim kas oluşumumuz için lazım olan protein sentezi ve yıkım hormonuyla baş edebildiği için bu süreç bize kas kazanımı sağlar. Kas kazanımı sağlar. Eyvallah. Ama growth hormon ve peptitler arkadaşlar böyle çalışmaz. Growth hormon ve peptitler bizim yağ yakmamızı, adelemize, mesela ben growth hormon kullanıyorum. Antrenmandan hemen sonra, eve gelir gelmez hemen antrenmandan sonra biraz yemek yiyorum. Ben genelde antrenmandan sonra yemek yememeye çalışırım da böyle bir saat geçiririm. 1,5 saat falan geçer. Yemeğimi yerim. Yemeğimi yedikten hemen sonra arkadaşlar growth hormon vururum. 4 ünite, 5 ünite neyse. Bunu niye vururum? Çünkü benim growth hormon kan şekerimi düşürür. Kanımdaki olan amino asitleri, kanımdaki olan faydalı şeyleri adeleme taşır. Yani growth hormonun özelliği bu. Bir sürü özelliği var. Bir bodybuilder için önemli özellikleri budur arkadaşlar. Bir de yeni hücre oluşacağı için arkadaşlar, yeni hücre oluşturmak için vücudun ihtiyaç duyduğu bir hormondur bu. Growth hormon. Ama biz şimdi sadece growth hormon, peptit türevi, işte bunları alır isek testosteronsuz bu zayıf kalacak. Ha, adelene şeker taşınacak. Pump'ın artacak. Derin incelecek. Performans artışı yaşayacaksın. Anti-aging olacak. Faydalı şeylerini göreceksin. Ama bir testosteronun verdiği kütleyi sana vermeyecek arkadaşlar. O yüzden testosteronsuz growth hormon kullanımı bence yanlıştır. Sen şimdi steroide girmişsindir. Yüksek oranda 3 ay 4 ay bir PCT yapacaksın. O süreçte vücudun boş kalmasın. Adrenalin pumpu devam etsin.
Hem o süreçte biraz östrojen artacağı için derim sulanmasın, derim incelsin, sertleşsin derken o geçiş süreçlerini growth hormonuna geçirebilirsin. Ama growth hormonu kullandığın zaman testosteronun vereceklerini bekleme. Hocam şu kadar şu kadar yedim, şu kadar şu kadar growth aldım, peptit aldım, bir halta yaramadı. Ne bekliyordun kardeşim, yani ne bekliyordun? Yani growth hormon, testosteron türevi çalışmaz. Growth hormonlar arkadaşlar yani sistematiği farklıdır. O yüzden bizi kasımızı yapacak şey testosterondur arkadaşlar. İte kaka testosterondur. Doğanın kanunu bu. Doğanın kanunu testosteron arkadaşlar. Yani kullanacağımız steroidlerin kullanma amacımız içindeki testosterondan faydalanmak. Vücudumuzdaki testosteron miktarı artar ve bu süreçte biz protein sentezi yaparız. Growth hormonu, protein sentezi vesaire bulamazsın ki. Yok öyle bir şey. Yani arkadaşlar hatalara düşmeyin. Sen growth hormonun, steroid, growth hormonu hepsini bir arada kullanırsan şahane. Öyle bir altyapı yaparsın ki. Çünkü niye? Adrenalin çok, amino asit taşırsın. Vücudun daha çok tamir olur, şu olur. Bütün süreçler mükemmel yaşanır. Ama bu gücü ayırdığın zaman growth hormon yani peptit türevi ürünler steroidler gibi tepki vermez. Ya sonra işte cahillik. Ya hocam o kadar peptide aldık bir halta yaramadı. Ne bekliyordun ki kardeşim? Yani ben sana gecekondu malzemesi vermişim. Yapacağın gecekondu ama sen villa olmadı diye şikayet ediyorsun. Kardeş yani villa olması için de birkaç kat daha çıkman için ekstra malzeme gerekiyor. Yani o yüzden steroidlere girmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi sadece peptitler arkadaşlar. Peptitlerin grupları. Peptitler nedir arkadaşlar? Mesela diyelim ki şu growth hormon bir yılan gibi düşünün. Parça parça kestiğinizi düşünün. Peptitler işte onların içindeki parçalar gibi düşünün. İşte bir parça işte o growth'un adeleye taşıdığı, amilesleri taşıdığı bir şey. İşte bir parça yağ yaktığı bir şey. İşte bir parça büyüme hormonunu tetikleyici bir şey. Yani bir parça anti-aging, bir parça bilmem ne. Biz peptitler de arkadaşlar mesela fragment nedir? Büyüme hormonunun son zincirini oluşturan bir gruptur. Bunun görevi nedir arkadaşlar? Yağ oluşumunu engelleyip yağ yaktırmaktır. Growth hormonu için alınan bir gruptur o, peptittir. GRP6 ne işe yarar? Grenin salgılatmasını arttırır. Bu da açlık hissi verdirir arkadaşlar. Ve vücudu doğal büyüme hormonu salgılaması için vücudu bir şamaroğluna çevirir. Salgılatmayı arttırsın diye. Ama dediğim gibi arkadaşlar growth hormonu istediği kadar büyüme hormonunuzu içeride arttırın. İstediği kadar arttırın. Testosteronsuz kas inşa edemezsiniz. Growth hormonu sadece derinizi inceltir. Pump'lığınızı da güzel yapar. Antrenman yaparken falan dolu hissedersiniz kendinizi. Eyvallah ama yani yani steroidlersiz hani istenilen etki olmaz. Ben enayi miyim? Ben mesela sadece growth hormonu bu iş çözülecekse peptide niye para harcıyorum yani? Hepsinin dediğim gibi arkadaşlar yeri, zamanı, mekanı ayrı. Lütfen arkadaşlar peptit alıp da steroid etkisi beklemeyin. Hatalara düşmeyin. Her şeyin yeri var. Biz de mesela ben bulka girmişimdir. Benim adeleme çok yüksek oranda o testosterona protein göndermem lazım ki o testosteron kas yapsın. Ne yaparım ona yardımcı olsun diye. Büyüme hormonu alırım. Ne yapıyorum? Geliyorum. Yemek yiyorum. Yemek yedikten sonra büyüme hormonu vuruyorum. Çünkü büyüme hormonu vurduğunuz zaman arkadaşlar orijinalinde vurduktan beri bir saat sonra olur. Kimi de iki saat sonra olur. Böyle bir ağırlık gelir. Uyuyasınız gelir. Böyle sizi bir bayar. Niye? Kan şekerinizi düşürdüğü için. Neden? Kanında ne varsa işte insülin gibi çalışır ya. İnsülin faktör diyorlar ya. Kanındaki amino asiti, faydalı yağı, tuzu, şekeri alır adeleme taşır. O yüzden growth hormonu kullanıp da uyuyup uyananlar sabah beton gibi sert. Çünkü pam kalkar, dolu kalkar. Growth hormon bunu yapar. Ama sen kas oluşturmazsan testosteronla hangi growth hormonu hangi şeye dolduracak? O yüzden arkadaşlar lütfen sapla samanı karıştırmayın. Sadece peptitlerle bir bodybuilder olunmaz. Peptitlerle yağını yakarsın, enerji verir, anti-aging yapar. Derini inceltirsin. Antrenman sonrası dediğim gibi adeleye, aminasitlere vesaire pump'ı yani taşımayı sağlar. Görevi bu. Ama kası yapan, dokuyu oluşturan steroid testosterondur arkadaşlar. Yani genelde insanlar bir şey bilmediği için ben testosterondan çekiniyorum. Korkuyorum. Ben sadece growth alacağım. Growth alınca yani growth onun şeyine yarıyor sanki. Cehalete bakar mısın arkadaşlar?
Bunlar çok farklı şeyler. Sen manken vücudu istersin, paramparça sertlik istersin, iri yarı değil de soyunduğu zaman atletik bir vücut istersin, growth hormonu kullanabilirsin. Faydasını da çok görürsün. Ama bodybuilder istiyorsan, öküz yemek gibi yemek istiyorsan testosteronsuz bunlar kullanılmaz. Adeli testosteron yapar, growth hormon değil. Growth hormon onların içinde biri ama testosteronsuz hiçbir halta yaramaz. Sen dünyanın en güzel arabasını al. Growth hormon da o arabadaki en değerli şey. Ama tekerlekler testosterondur. Tekerin olmaktan sonra araba bir boka yaramaz. O kadar. Teker kaç para gidiyorsun? 300 lira, 500 lira. Ama arabanın bir beyni 20 bin lira, 30 bin lira. Bak growth hormon pahalı, değerli. Zaten eczanede biliyorsun growth ne kadar pahalı, testosteron ne kadar ucuz. Ama dediğin gibi tekerlek arabada ne kadar hayati bir yere sahip ama ucuz. Ama tekerlek olmadan o 10 bin, 20 bin, 30 bin TL'lik o arabanın beyni çalışmıyor. Yani sizin growth hormonundan fayda alabilmeniz için arkadaşlar testosteronla beraber kullanmanız lazım ki bodybuilder olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ama sadece growth hormon testosteronsuz sizi bir yere kadar götürür. Mesela ilk kullanımlarda bir tepkiler hissedersiniz. Çünkü bir pump açığı kapanır, bir susumu yapar. O bir depolardaki boşluk kapanır. Sonra dersin ki ya bu growth bana çok yaradı. Ama ikinci, üçüncü kullanımlarında growth'ta o kadar hissetmeyeceksin. Çünkü depodamış daha neyi şey yapsın ki. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Anlayın inşallah. Yani peptikler testosteron değildir. Kası testosteron yapar arkadaşlar. Growth hormon çok değerli, çok önemli bir yere sahiptir kas yapımı için. Ama testosteronsuz bunlar olmuyor da kardeş. Kusura bakma. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sürçülisan attıysam affola. Şöyle post gösterdim, hava attı falan muhabbet olmasın. Sizleri çok seviyorum. Biraz gözümde kalmıştı. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Biliyorsunuz bize sahtekar diyen de var, şikayetçi diyen de, şu diyen, bu diyen de var. Kolum kadar adamın bacağı var. Şu kol kadar adamın bacağı kadar bende kol var. Ama gelip benim arkamdan konuşuyor. Her zaman şunu söylüyorum. Benden iyisini yap ki benim hakkımda konuşma hakkın olsun. Çünkü beni benden iyi bir insan eleştirirse dinlerim. Benden aşağı eleştirirse ne diyor lan bu derim yani. O yüzden arkadaşlar sizleri seviyorum. Saygılar, sevgiler.